Piko Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir platformdan bahsetmek istiyorum. Bu platformun detaylarına geçmeden önce bu platform Türkiye Telegram grubu admini benim. Videonun alt kısmında linki vereceğim. Oraya gelerek bu platform hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz ya da bana sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi platformumuza geçecek olursak platformumuzun ismi Mochi Market. Peki platform ne işe yarıyor? Bu platform değiştirilemeyen tokenlar için yani NFT tokenlar için çok zincirli merkezi olmayan bir borsa kurmayı hedefliyorlar. Bildiğiniz gibi NFT tokenlar için market yerleri şu anda oldukça fazla rağbet görüyor. Bu da bu platformda çoklu zincir şeklinde kurmayı amaçlıyor bunları. Hem ERC20 hem de BEP20 ağ şeklinde kurmayı amaçlıyor bunları. Hem ERC20 hem de BEP20 ağları üzerinde bu borsayı kurmayı hedefliyorlar. Şimdi bu kısma geldiğimizde Mochi Market'ın ilk ürününü burada görebilirsiniz. İsterseniz detaylarını inceleyebilirsiniz. Bu platform 3 önemli sorunu çözmeyi hedefliyor. Bu sorunlar nelerdir? NFT pazarındaki likidite eksikliğini, elde tutma süreleri boyunca NFT sahipleri için para kazanma stratejisinin olmaması. Bildiğiniz gibi NFT'leri market yerinde yani pazar yerinde satmadığınız sürece size herhangi bir kazanç sunmuyor ama bu problemi çözmeyi amaçlıyorlar. Yine NFT'ler ile FT tokenlar yani değiştirilebilir tokenlar arasında çapraz zincir kullanımının olmaması. Bildiğiniz gibi piyasada hem fungible tokenlar ve yani bunlar değiştirilebilir tokenlar hem de NFT tokenlar var. Değiştirilemeyen tokenlar sadece bir adet olanlar. Zaten bunların ayrımını bilmeniz lazım. Bu kısımda ise sosyal medya ağlar var. Dilerseniz katılabilirsiniz. Yine dediğim gibi Mochi Market'ın Türkiye Telegram grubu admini benim. Videonun alt kısmında vereceğim. Dilerseniz oraya gelerek platform hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Burada problemlerden bahsetmişler. Problemler nedir bu NFT pazar yerleriyle alakalı, NFT'lerle alakalı? Öncelikle yüksek bilet boyutunun olması yani yüksek işlem ücretlerinin olması. Yine burada karlı bir yapısının olmaması yani burada karlılık şu durumda NFT'leri tabii ki de satarsanız oldukça fazla kazanç sunuyorlar size ama şöyle de bir durum söz konusu NFT'ler elinizde durduğu sürece herhangi bir size kazanç getirmiyor satmanız sürece. Yine burada satmasının zor olması tabii ki de NFT tokenları herkes almıyor çünkü çok fazla pazar yeri mevcut değil ancak platform bunu çözmeyi amaçlıyor. Yine sürtünme maliyetlerinin çok fazla olması, sürtünme maliyetleri ve kullanılamayan katılımcılar burada çok büyük sorun elde ediyor. Ancak burada tabii ki de problemleri çözmeyi amaçlıyorlar. Bu kısma geldiğimizde ise bu platformun hedeflerinden bahsetmişler. Düşük işlem ücretleri sunacaklarını bahsediyorlar. Bu NFT tokenlar için merkeziyetsiz bir borsa kurmayı amaçlıyorlar. Yine ellerinde NFT token tutanlar için bir staking yani stake etme imkanı sunacaklar ve yine borç verme ve borç alma konusunda da yeni bir platform kurmayı amaçlıyorlar. Yine bu kısma geldiğimizde biraz önce de söylediğim gibi NFT tokenlar ile normal değiştirilebilir tokenlar arasında bir birlikte çalışılabilirlik imkanı sunacaklarını söylemişler. Tabii ki de bunu çoklu blok zincirler aracılığıyla sunacaklarından söz ediliyor. Burada platformun kullanıcılara sunacağı platformlar yer alıyor. Mochi market yeri yani pazar yeri, Mochi DEX yani merkeziyetsiz bir borsa, Mochi ödül sistemi, yine staking ve farming özelliğiyle Mochi token kazanabiliyorsunuz ve Mochi entegrasyonu yine bildiğiniz gibi NFT platformların pazar yerlerinden biri OpenSea ile Rarible'dır. Bunlar ile de entegrasyon sağlanacak ve kullanıcılar buraya sorunsuz bir şekilde bağlanabileceğinden söz etmişler. Burada da şimdi MUMA Token'dan bahsedelim. Bu topluluk ve yönetişim belirteci yani token'ıdır. Bu platformun gelişmesi için ve işlevini sürdürebilmesi için bu token'ı kullanacaklar. Şimdi bu kısma gelecek olursak yardımcı program özellikleri yer almakta. Yani bu MOMA Token ne işe yarayacağından burada bahsetmişler. Öncelikle işlem ücretlerine indirim kazanmak için kullanabileceksiniz. Yine özel teklifler ve NFT piyangoları için ve airdroplar için bu token kullanılabilecek.
Yine staking için, yani stake etme için kullanılabilecek ve bunun sayesinde de MoMA token kazanabileceksiniz. Ayrıca NFT kazanmak için bu token'u da stake etmeniz gerekmekte. Bu kısma geldiğimizde yol haritası mevcut. İlk olarak 2021'in ilk çeyreğinde ortaya koyulmuş ve 2021'in ikinci çeyreğinde, yani biz bu kısımdayız. Mochi pazar yeri ve Mochi kazanma kısmı açılacak. Bunların lansmanı yapılacak. Daha sonrasında 3. çeyrekte Mochi Dex, yani merkeziyetsiz borsanın lansmanı yapılacak. Yine diğer entegrasyonlar ve NFT Launchpad kısımları da 2020'nin 4. çeyreğine kadar devam edecek geliştirmeler ve diğer geliştirmeleri de buradan görebilirsiniz. Burada takımı görebiliyorsunuz. CEO'su, yine kurucu ortakları burada yer almakta. Geliştiricileri, mühendisleri vesaire burada hepsi mevcut. Yine danışmanlarını da burada görebilirsiniz. Bu kısımda yatırımcılar ve partnerler kısmı yer almakta. Yatırımcılar burada yer alıyor. İstiyorsanız bunları da kontrol edebilirsiniz. Şimdi üst kısma gelecek olursak, burada gördüğünüz gibi tek sayfa, yine light paper, white paper mevcut. Bunları da okuyabilirsiniz. Burada topluluk, yani sosyal medya ağları yer alıyor ve burada sıkça sorulan sorular yer almakta. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu token toplam arzı 100 milyon adet olarak belirlenmiş ve ilk olarak piyasaya sürülecek token miktarı, yani sirkülasyondaki miktar 8 milyon 648 bin 933 adet olarak belirlenmiş ve şu anda DAO Maker ve Gate.io üzerinde satış yapılacak ve bir adet token değeri 0,1 dolar olarak belirlenmiş ve listeleme fiyatı ise yine aynı fiyatın, tabii ki de ilk başta listelendikten sonra çok yukarılara gideceği için bu fiyatlardan yakalamak da çok mümkün değil. Ayrıca bir çoklu zincir token olduğu için hem ERC20 hem de BEP20 üzerinde çalışabilecek bu token. Bunu da söyleyelim. Yine burada diğer bilgileri de öğrenebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Şimdi gelelim token'ın satış detaylarına. Dediğim gibi DAO Maker ve Gate.io üzerinde satışları yapılacak. Öncelikle DAO Maker'a geldiğimizde burada iki havuz oluşturulacak. Tabii ki de DAO Maker'da alım yapabilmeniz için şanslı kişilerden olmanız lazım. Şöyle, öncelikle DAO tutmayanlar için, hani burada da açayım onu da göstereyim. DAO tutmayanlar için 50 kişilik bir kontenjan açmışlar ve whitelist'e var. Whitelist'e katılıyorsunuz. Eğer şanslı kişiyseniz size mail geliyor ve 100 dolarlık alım yapabiliyorsunuz. Tabii ki de DAO holder'ıysanız, ya DAO tutuyorsanız elinizde 200 şanslı kişiden biri olmanız lazım ve kazanırsanız 500 dolarlık alım yapabiliyorsunuz. Şu anda bunun kayıtları 23 Nisan'da açıldı ve 24 Nisan'da Türkiye saatiyle 15'te sona erecek ve yine 24 Nisan'da Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak kazananlar. Öncelikle DAO Maker sitesine üye olmanız lazım ve daha sonrasında KYC işlemi, yani kimlik doğrulama işlemini yapmanız lazım. Zaten burada size nasıl yapıldığına dair bilgi vermişler. Görmüş olduğunuz gibi burada yapmanız gerekenlerden bahsetmişler. Öncelikle buraya kayıt yapıyorsunuz, daha sonra giriş yapıyorsunuz. Yine cüzdanınızı bağlıyorsunuz, MetaMask cüzdanınızı ya da Wallet Connect üzerinde de bağlayabilirsiniz. KYC işlemlerinizi tamamlıyorsunuz burada görmüş olduğunuz gibi. Ayrıca elinizde de 500 dolarlık bir kısım olması lazım. Burada zaten gördüğünüz gibi hepsinden bahsetmişler. Buraya 500 dolarlık bir yatırım yapıyorsunuz. Eğer kazanamazsanız geriye size iade ediyorlar zaten. 500 dolarlık bir miktar olması lazım havuzunuzda. Burada görmüş olduğunuz gibi hepsinden bahsetmişler zaten burada. Ayrıca şöyle de bir durum var. Eğer şansınızı arttırmak istiyorsanız, kilitlemiş olduğunuz, stake etmiş olduğunuz ya da likit havuzuna eklemiş olduğunuz daha miktarının fazla olması lazım. Burada leveller var. Her levelin kendi aralığı mevcut. Örneğin level 1'deyseniz minimum 500, maksimum 9000, pardon, 999 adet DAO tutmanız gerekiyor ve bu size 1 adet bilet hakkı veriyor. Tabii ki de 5. havuzda olursanız
kazanma şansınız daha fazla oluyor. Tabii ki de ama dağ miktarının fiyatı da dağ onun fiyatı da çok fazla olduğu için hani bu biraz riskli. Sonuçta ani bir düşüşlerde kazanç elde edeceğiniz yere kayıp edebilirsiniz. Yani sonuçta 10 bin adet dağının değeri 1 dolar düşünce otomatik olarak oldukça fazla zarar ediyorsunuz. Ayrıca dağlarda 15 gün boyunca kilitli olacak. Bunu da belirteyim. Hem Dağ Maker üzerindekinde hem de normal Gate.io üzerindeki dağlar kilitli kalacak 15 gün boyunca. Yine burada 3000 kişilik bir katılımcı da hani hangi seviyede olduğunuzda ne kadar şansınız var. Bunlardan bahsetmişler görmüş olduğunuz gibi. Genel anlamıyla dağ üzerindeki satış bu şekilde buradan şu kısma gelerek yani bu rehberi okuyabilirsiniz. Yani bunu Türkçe'ye de çevirebilirsiniz istiyorsanız. Şimdi gelelim Gate.io üzerindeki satışa. Yine burada platform hakkında bilgileri vermişler. Görmüş olduğunuz gibi token ödemesi nasıl olacağından bahsediliyor. Öncelikle burada katılım yapabilmeniz için Gate.io web sitesine yani borsasına üye olmanız lazım. Daha sonrası KYC işleminizi tamamlamanız gerekiyor. Peki KYC'yi tamamladınız. Daha sonra ne yapmanız gerekiyor? Buradaki startup kısmına geliyorsunuz. Tıklayalım. Burada Mochi Token kısmı yer almakta. Buraya geliyorsunuz. Burada şu anda geri sayım başlıyor. Şu anda emir veremiyorsunuz. Elinizde minimum 5 adet daha bulundurmanız lazım. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi. Her kopya için 5 adet daha kitlemeniz gerekiyor. 5.10. Biraz burada küsurat var ama bunu da hesaplarsınız. Yani fazla fazla atarsınız biraz. Peki elimizde 5 adet daha mevcut. Ayrıca yapmamız gereken herhangi bir durum var mı? Öncelikle oturum açıyorsunuz. Kullanıcı kimliğini doğrulamanız gerekiyor. Daha sonrasında satış için yeterli miktarda desteklenen para birimi bakiyeniz olduğundan emin olun diyor. Bunu size belletmiyorlar. Hani onay vermiyorlar. Emir vermeden önce startup'ta satın alma sözleşmesini imzalayın diyor. Buradaki sözleşmeyi imzalamanız gerekiyor. Tıklıyorsunuz. Kabul ediyor musunuz diyor. Onu da kabul ettikten sonra emir vermeye hak kazanıyorsunuz. Şu anda tabii ki de hedefleri 3571 DAO ama ben gördüğüm kadarıyla bu DAO ön satışlarında yani DAO kilitleyerek alım yapabileceğiniz startuplarda oldukça fazla DAO kilitlendiği için şansınız yani alacağınız miktar oldukça düşük. Örneğin 700 kopya var burada. 700 her bir kopya için 357 adet size alım miktarı sunuyorlar ama daha miktarı 3571'den oldukça yüksek olduğu için sizin alabileceğiniz miktarlar daha düşük oluyor. Peki cüzdanımızda sadece daha mı tutmamız gerekiyor? Tabii ki de hayır. Ekstra olarak burada görmüş olduğunuz gibi USDC tutmanız gerekiyor. Peki ne kadar tutmanız gerekiyor? Bunu da şöyle belli edeyim. Örneğin 700 kişi katıldı buraya. Herkes bir kopyalık emir verdi. Herkes bir kopyalık emir verdiğinde siz 57 adet almış olacaksınız ve 357 ile 0.1'i çarpacaksınız. Yani bir de elinizde bu para birimini bulundurmanız lazım. Bu da sabit bir token olduğunu söyleyebilirim. Stabil bir coin budu. 357 ile 0.1'i çarpınca 35.7 USDC'lik bir miktar bulundurmanız gerekiyor. Her kopya için tabii ki de bu miktar artacak. Bir de ayrıca buradaki ülkeler katılamıyor. Bizim ülkemiz yok. Biz katılabiliriz. Şunu da belirteyim. Stake etmeniz yani kilitlemiş olduğunuz buradaki dağlar 15 gün boyunca herhangi bir işlem yaptırmıyorlar. Zaten hesabınızdan çekiyorlar. Daha sonrasında ise 15 gün süresi dolunca size geri veriyorlar bir dağları. Bunu da belirteyim. Tabii ki de bunu stake edip etmemeniz sizin kendi kararınız. İstiyorsanız katılmayabilirsiniz bu startup'a. Tamamen sizin kendi kararınız.
Bu sadece bu çekmiş olduğum video sadece rehberlik niteliğinde bir video olduğunu da söyleyebilirim zaten çünkü daha miktar 15 gün sonra düşüş yaşayabilir. Bu da size olumsuz etkileyebilir. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ayrıca almış olduğunuz buradaki MoMA tokenlar herhangi bir kilit sistemi uygulanmayacak ve Gate üzerinde listelenmesi yapılacağını söyleyebilirim. Ayrıca Uniswap üzerinde de listelemesi yapılacak. Daha sonrasında ise yine PancakeSwap üzerinde de listeleme olacağını düşünüyorum. Tabii ki de bunlar düşünce şu anda. Gerçekleşirse zaten Türkiye Telegram grubundan size iletirim. Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru varsa proje hakkında ya da bu DAO Maker üzerinde alım hakkında ya da GTO üzerindeki alım hakkında bize Telegram üzerinden sorabilirsiniz. Zaten kendi Telegram grubum da var. Oraya da gelebilirsiniz ya da Mochi Türkiye Telegram grubunda da sorabilirsiniz. Ayrıca bu şunu da belirteyim. Bu DAO Maker'ın hold etmeyenler için şu kısımda yer alıyordu. Hold etmeyenler için de bir whitelist mevcuttu. Onun linki de yer alıyor şeyde. Türkiye Telegram grubunda. Gelip oradan da formu doldurarak katılabilirsiniz. Dilerseniz katılırsanız ve kazanırsanız 100 dolarlık bir alım imkanı sunacaklar size. Şunu da söyleyeyim. Şu anda MoMA Token herhangi bir borsada işlem görmüyor. Sahte havuzlara kanmayın. İlk olarak Uniswap üzerinde listelenecek. Bu teyitli bilgi, direkt ekip ile konuştuğumu bana böyle bilgi verdiler. Bunu da söyleyelim. Şu anda herhangi bir kontrat adresi de yok. Bunu da daha sonrasında listeleyeceklerini söylemişler burada da. Dediğim gibi genel anlamıyla platform bu şekilde. Alım yapıp yapmama sizin kendi kararınız. Sonuçta riskli işlerdir bunlar. Katılırsanız kazanırsanız güzel kazançlar da sunabiliyor. Bazen sunmayabilir. Bu tamamen sizin kendi riskiniz olduğunu söyleyebilirim. Anlatacaklarım bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve herkese bol kazançlar diliyorum.